tahammülümüz yok. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diye başlayan basın açıklamasını Kadın Komisyonu ve Kadın Platformu adına Yasemin At okudu. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Her gün yeni bir kadın cinayeti haberiyle yüreklerimiz yaralanmaktadır. Sözcükleri boğazımızda düğümleyen korkunç erkek şiddeti sınır tanımadan hayatlarımızı karartmaya devam etmektedir. Her yaştan, renkten ve dilden kadını elimizden alan tecavüzcü erkek egemen zihniyet 2015 yılının başından beri 144 kız kardeşimizi katletti. Basın açıklamasında Türkiye'de kadına karşı uygulanan şiddet ve cinayetlerin, cezaların ve yasaların yetersiz olduğu vurgusu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Ortaca ilçesinde Cansu Kaya öldürülerek cesedi kanalda bulunmuştu. Şüphelilerin erkek olması kadına karşı şiddetin ülkemizdeki boyutunu gözler önüne bir kez daha sermiştir denilen açıklamada yaşasın kadın dayanışması, erkek adalet değil gerçek adalet sloganları atıldı. Bugün Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın tecavüz edilerek öldürülmesi üzerine toplandık. Burada bulunan her kadın Cansu'yu katledenlerin bizleri de katletmek istediğinin farkındadır. Erkek egemen sistem tüm kadınları susturmak istemekte, itaat etmelerini beklemekte, tacizi, tecavüzü namusla açıklamaktadır. Kadın katillerine iyi hal indirimi veren zihniyet tecavüzcüsünü öldüren kadınları en ağır cezalara mahkum etmektedir. Yargı mekanizması erkekleri aklamak için tıkır tıkır işlemektedir. İhal indirimleri, tahrik gerekçeleriyle tecavüzcü şiddet kültürü beslenmektedir. Her gün kocaları, abileri, babaları, sevgilileri tarafından erkek şiddetine uğrayan biz kadınların artık bir daha eksilmeye tahammülü kalmamıştır. Bizlerin hayatlarımıza dair karar almasına tahammül edemeyen erkek zihniyetine karşı yaşamlarımız, bedenlerimiz ve irademize sahip çıkıyoruz. Basın açıklamasından sonra kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup dağıldı. Erkek adalet değil, gerçek adalet.